belki sosyal medyada videolarını görüyorsunuzdur. Binlerce kişi bir tane adamın yaptığı törenlerde toplanıyor ve onun şifa dağıttığına inanıyorlar. Ali Ertuğrul uzun süre Kore'de yaşadı. Kendisi bir YouTuber. Ara ara da yayınlarımızı almıştık. O çufçufların amiyane tabirle mekanına gitti. Ali hazırsa yayını alalım. Hazırım. Ali Ertuğrul'un annesiyle beraber geziyor. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Merhaba. abi. Merhabalar. Nasılsınız? Neredesiniz Ali? Abi, Pakistan'ın en zengin semtindeyiz. Evet, nereden çıktı bu çuvçukları ziyaret meselesi? Biraz anlatır mısın? Abi şöyle, biz annemle dünya gezdiğimiz bir şey başlattık, konsept başlattık YouTube için. Ondan sonra gezerken yönümüz Pakistan'a evrildi bir anda. Dedik orayı da çekelim. Şu anda da hala Pakistan'dayız da adresi yine böyle nerede olduğumu çok belli etmiyorum şu son yaşananlardan dolayı. Şimdi Pakistan'dayız annemle ama buradan ayrılacağız inşallah. Bir şeyler olmaya başladı vücudumda bu olaydan sonra anlamadım. Onunla alakalı da yani bize bir şey mi yedirdiler? Suratım çok felaket bir durumda. Yani bilmiyorum görüyor musunuz ama çok kötü bu. Her yerimde benekler çıkmaya başladı. Biz de annemle işte hızlıca buradan ayrılalım planları yapıyoruz. Ali Böyle. nasıl bir ortam var orada? Biraz anlatır mısın? Kim bu adam? Ne iş yapıyor? Yani şifa dağıttığını söylüyor böyle çufçuflayarak. Sen ne gördün? İzlenimlerini alabilir miyim? Ya biz şimdi annemle beraber işte bir de bir arkadaşım vardı Tolga'yla beraber. Dedik ki Pakistan'a gelmişiz gidelim. Ben de Instagram'dan yazdım bu adamlara. Sonra mail falan attım. Baktım hemen döndüler. Şöyle gölgede. Döndüler. Ondan sonra gittik abi. Yani bizi karşıladılar. Yani her yerde olacağı gibi Kuzey Kore'ye falan da gitsek bizi gülerek karşılayacaklar ki güzel reklamını yapalım. Yani bunu herkesin tahmin etmesi lazım. Çünkü ben videoyu yayınladıktan sonra biraz bazı insanlar tarafından ya sizi çok güzel karşılamışlar. Ya o güzel karşıladıkları sahneleri koyan da benim. Yani bilerek yani her şeyi objektifçe gösteriyorum. İşte bizi karşıladılar böyle yemekler falan yiyor muyuz? Su verdiler, içiyor muyuz? Bir odaya kapatıldık bir 2-3 saat hiç çıkarmadılar. Sonra bir baktık dolmaya başladı. Meğerse böyle inanan köylüler falan varmış ama benim kendi tahminim diyeceğim ama büyük ihtimal gerçek bu. Bunların para kazandığı olay internet diye düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada bunlar canlı yayın seansı yapıyorlar. Pakistan gibi ülkede de buna inanıyorlar zaten direkt çünkü bu bir tane değil. Pakistan'da yüzlerce böyle tarikat varmış. Yani sadece bir tane değil. Sigara dumanıyla insanların içinden cin çıkaran mı dersiniz? Yılan dansı yaparak mürit toplayan mı dersiniz? Bunlar var bir tane İkrar El Hasan diye bir gazeteci var. Hep bunları ortaya çıkarıyor. Ya bakın. Oğlum ne yapıyorsun? Ya garip bir yerdeyiz abi yani. Daha kavga etmiyorlar. Kavga ediyorlar Evet. Ali çok iyi. Annenle yurt dışını geziyorsun. Annenle birkaç bir şey söylemek ister mi? Merak ediyorum. O ne düşünüyor? Anne Merhaba, sen ne hoş düşünüyorsun? geldiniz. O kadar çok söylenecek şey var ki şu anda aklım donmuş durumda. Bir şey diyemiyorum yani ama her şey bir tiyatro. Aynen. Tek diyeceğim bu. Kesinlikle bir tiyatro. Herkes Ama çok güzel inanıyor. kurgulanmış yani. Çok profesyonel çalışıyorlar abi. Yani prodüksiyon, reji, ses ekibi felaket bir ortam yapmışlar. Facebook'ta da sayfaları var 6-7 tane. Birisi 3 milyon, biri 5 milyon. Pakistan'da diyorlar ki bir deneyeyim. Canlı yayını açıyorlar, kafaya böyle tutuyorlar. O üflüyor. Aa şifa geliyor falan. Bir de psikolojik olarak inananlar da olduğu için bazen bu gerçekleşe bu psikolojik enerjiyle alakalı. Çok ses sıkıntı oluyor mu ya bu arada? Yok yok. Ali bir şey söyleyeceğim. O sesi nereden çıkarıyor? Çuf çuf yapıyor ya böyle bir. Abi ağzından çıkarıyor da alışmış artık tik olmuş. Yani insanlara böyle şifa vereceğim diye yaptığının dışında normal
hayatta da böyle ağzından o sesi çıkartıyor. Yani tiki var galiba. Videomuzda da bir sahnede o çıkıyor böyle havaya doğru böyle. Belki de bilmiyorum bize mi büyü mü yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama saçma sapan şeyler abi aslında. İnanılmaması gereken işte insanları kandırmak için. Burada zaten Pakistan'da çok tarikat var, çok inananlar var. Bu şekilde tarikatlar artık kendini aşmışlar. Ya ben burada defalarca şükrettim ülkemizin haline. Bizde böyle şeylerin, bu böyle yaygın. Çünkü binlerce tarikat var abi. Yani bu, inanılmaz bir yer ya. Bu arada herkes bana bakıyor abi, mahalle toplandı. Tamam çok, Ali çok son bir soru sorup senin de pek şey yapmak istemiyorum orada. Sıkıntılı bir yerdesin galiba. Bunlar parayı nereden kazanıyorlar acaba Ali? Abi bence bunlar Facebook'ta canlı yayın yapıyorlar. 6-7 tane sayfaları var kendi adlarına. İşte bilmem ne medya. Reklamlarını yapmayayım ama 3-4 milyon takipçileri var hepsinde. Bunlar canlı yayın açıyor. Şifa seansını başlatıyor. Millet para atıyor. Ya biz de hesapladık. Bunlar buradan gerçekten iyi para kazanıyor ve ortamın içinde çok fazla İngiltere'den gelen müritleri var. Aslında müridiz diyorlar da biraz daha baş gibiler. Çünkü biz oraya asıl Çukçuk denen hocayla röportaja gittik. İzin vermediler. Yani yapamadık. Adamla ne zaman yan yana gelsek bizi uzaklaştı. Sanki onu da kukla gibi oynatıyorlar gibime geldi. Ali ya çok hepimizin ortak düşüncesi böyle. Evet Ali çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sana da geçmiş olsun. Annenle birlikte dünyayı da gezmeye devam ediyorsun bir yandan. Ben de takipteyim. Ali'nin de bir Ali Ertuğrul diye bir YouTube kanalı var. Oradan da izleyebilirsiniz Ali'nin maceralarını diyeyim. Çok çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olun, İyi yayınlar. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet işte görüyorsunuz insanlar neye inanacağını şaşırdı. Öyle bir dönemdeyiz ki herkes ilginç ve farklı metotlarla insanları kandırmaya devam ediyor diyelim. Hangi metotlar olduğunu da siz zaten biliyorsunuz. Şimdi burada bir kelime söyleyip de başımı derde sokmasam daha iyi olur. Bugünkü yayını da yavaş yavaş bitireceğiz. Tabii Trump geliyor. Trump onunla ilgili de önümüzdeki günlerde bu hafta bir yayın yapmayı planlıyoruz. Trump'ın gelişi ve önlenemez yükselişi devam ediyor. 3 eyalet daha kazandı Trump. Onunla ilgili de yayın yapacağız. Onun haricinde enflasyonla ilgili bugün Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Seçimden sonra işte vergiler gelmeyecek, o olmayacak, bu olmayacak diye birçok açıklama yaptı. Bu hafta yine bir ekonomi programı yapacağız. Bir aksilik olmazsa. Yayını beğenirseniz sevinirim. Neden yayını beğenmeniz gerekiyor? Çünkü bu yayının daha fazla kişiye ulaşması için, bu kanalın ayakta kalması için. Yani eğer imkanı olanlar varsa katıla tıklayabilirler. Eğer daha fazla imkanı olanlar varsa bu yayını izleyen marketingçiler, pazarlama müdürleri, reklamcılar, işbirliği yapabiliriz onlarla.